Merhaba sevgili satran severler. Bugün size bir sürpriz yapacağım. Konu anlatımlarından ziyade, pratikten ziyade konu anlatımına gireceğim. Arkadaşlar 2 günde bir veya 3 günde bir video çekmeyi planlıyorum. Çok aksatıyorum yoğunluğumdan dolayı. En azından 2 günde 3 günde bir çekebilirim. Salı günleri zaten fark ettiniz artık rahat gönderebiliyorum. Salı çarşamba sorun yok veya salı perşembe sorun yok durumuna göre. 2 günde bir göndereceğim. Kısa bir açıklama yapayım istedim video girişinde. İkincisi, mesajlarınızı okuyorum cevap veremesem de. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız var. Ben buradan bir açıklama yapayım. Eskisi gibi artık sinirlenmiyorum arkadaşlar bu durumlara. Benim o büyük usta yazıma takan çok olmuş. Muhtemelen bilmeyen arkadaşlarımız. Sorun değil. Arkadaşlar büyük usta bir ünvan. Yani benim kendi kafamdan uydurduğum, kendimi övdüğüm, işte egoistçe diyeyim, siz çok egoist ve ukala olduğumu söylüyorsunuz. Hani egoistçe ve ukalaca eklediğim bir ünvan değil. Yurt dışında başarılar elde ettim. Bu ünvanı almayı hak ettim ben. Google'a girip yazabilirsiniz. Büyük usta veya Grand Master ne demek satrançta ünvan, kimler almış, dünyada kaç tane var? 1200 tane var yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan birisi de benim. Büyük usta ünvanım benim. Nasıl doktorun ünvanı varsa yazıyorsa başına, avukatın ünvanı var yazıyorsa, profesörün ünvanı var yazıyorsa, büyük usta bir ünvan, GM ünvanı bir ünvan, Grand Master ünvanı. Ben turnuvara katıldığım zaman da GM yazıyor benim ismimin yanında. Yani büyük ustayım. Bilmeyenler olabilir. Sizler de destek vermişsiniz yazışmaları okudum, sağ olun. Arkadaş da bilmiyordu muhtemelen, yazan arkadaş da. Büyük usta ne demek olduğunu kendimi övdüğümü zannetmiş. Bir ünvandır. O yüzden büyük usta yazdım ben. Bilginiz olsun. Şimdi size bugün oyun sonuna giriş yapacağım. Oyun ortası da anlatacağım arkadaşlar. Perşembe günü de oyun ortası videosu yüklenecek. Haftada bir günde pratik atmayı düşünüyorum. Veya iki gün cumartesi pazar yapabilirsem. Şimdi oyun sonunda piyon finallerinde 4 tane temel konumuz var. Kısa kısa videolar olacak, merak etmeyin. Çok uzun olmayacak. Konu konu gideceğiz. 4 temel konu var. Piyon finallerinde bunlardan birincisi opozisyon. İkincisi kare kuralı, üçüncüsü üçgen kuralı, dördüncüsü de omuzlama yöntemi. Şimdi opozisyondan başlayacağız ama ondan önce oyun sonunda biliyorsunuz şah çok önemli, şahın aktifliği çok önemli. Opozisyon neden önemli arkadaşlar? Çünkü piyon finallerinde rakip şahın aktif olmasını veya kendi şahımızın aktif olmasını engelleyecek bir durum opozisyon. Yani en temel tabiri hep bunu gösterirler. Şahların çok yakın olduğunda aralarında kare sayısının 1 olduğu bir konum. Bakın burada bir opozisyon var, anlatacağım birazdan. Sıra beyazda olsa beyaz rakip kampa geçemiyor gördüğünüz gibi. Veya sıra siyahta olsa siyah rakip kampa ilerleyemiyor gördüğünüz gibi. Mesela kale matlarında özellikle oyun sonunda kale 6. yataydan şah çektiğinde şah geriye gitmek zorunda. Son sıraya doğru sıkışıyor. O pozisyonun temel mantığı rakip şahın, ilk temel mantık rakip şahın aktif olmasını engellemek. Sonra geçer piyonumuz varsa o piyonu vezir çıkmaya çalışmak, ondan sonra da rakip kampa girmeye çalışmak. Yani o pozisyon almaktaki amaç sadece vezir çıkmak değil piyonumuzu. Rakip şahın da aktifliğini engelliyoruz. Aktif olmasını engelleyip sıkıştırıyoruz kendi sahasına. O pozisyonun temeli bu ama çok fazla il gezdim biliyorsunuz ben. 63 tane il gezdim. O pozisyonu yanlış tanımlayanlar var. Şimdi arkadaşlar o pozisyon 3'e ayrılıyor. Tam o pozisyon, çapraz o pozisyon ve yarım o pozisyon. Tam ve çapraz pozisyonda tanım aynı. Aynı hat üzerinde. Yani aynı dikeyde. Aynı yatayda. Veya çapraz pozisyon için aynı çaprazda bulunan şahların arasında tek sayıda kare olması. Bakın tek sayıda kare olması. Tek kare değil. Tek sayıda kare olması. Mesela şu an iki şah da aynı dikeyde. Aralarında kare sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu opozisyon değil arkadaşlar. Çünkü çift sayıda bir kare sayısı var. Beyazlar şah D2 oynadığında 1, 2, 3, 4, 5. Tek sayı var mı? Var. Aynı hat üzerinde mi? Evet. Bu opozisyon. Biz buna uzak tam opozisyon diyoruz. Bu tam opozisyon. Aynı dikeyde veya aynı yatayda bulunan şahlar tam o pozisyona girer. Uzak tam o pozisyon. Siyahlar oynadığında bakalım 4 kare var aralarında. O pozisyon değil. Beyaz oynadığında 3 kare var. Yine uzak tam o pozisyon. Siyah oynadığında 2 kare var. O pozisyon değil. Beyaz oynadığında tek kare var. Yakın tam o pozisyon. Biz bunu yatayda da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın yakın tam o pozisyon burada. O pozisyon değil.
uzak tama pozisyon. O pozisyon değil, 4 kare var. Uzak tama pozisyon gördüğünüz gibi 5 kare var. Yani yatayda ve dikeyde aynı hat üzerinde aralarındaki kare sayısı tek sayı olacak şekilde şahların bulunması tam veya çapraz o pozisyon oluyor. Eğer aynı dikeyde veya aynı yataydaysa burada gördüğünüz gibi o pozisyon uzak tama pozisyon değil. O pozisyon uzak tama pozisyon değil. Yakın tama pozisyon veya burada yakın tama pozisyon değil. Uzak tama pozisyon değil. Uzak tama pozisyon. Yatayda böyle, dikeyde böyle. Peki çaprazda nasıl? Evet, aynı çapraz üzerinde aralarındaki kare sayısı tek olacak şekilde. Bakın, yakın çapraz o pozisyon gördüğümüz gibi. O pozisyon değil, çift sayı. Tek sayı uzak çapraz o pozisyon. O pozisyon değil, çift sayı. Tek sayı uzak çapraz o pozisyon. Evet, tam ve çapraz o pozisyonda mantık aynı. Şimdi burada tam o pozisyonunda hamle sırası kimdeyse o avantajını kaybeder. Yani burada hamle siyahtaysa siyahlar e6 gelmek zorunda diyelim. Şah c5'te rakip kampa giriyorum. Piyonların olduğunu düşünüyoruz. C6 gelmek zorunda diyelim. Şah e5'te rakip kampa giriyorum. Piyonlara yaklaşıyorum. Şah d7 oynarsa şah d5'le rakibi sıkıştırıyorum. Şahı yine bakın gelemiyor hiçbir kareye. Biraz garip oldu bu çizgi. Şahı yine ilerleyemiyor. Geriye gitmek zorunda. Yani rakip kampa girmeye başlıyorum. Burada hamle sırası beyazdaysa, hamle beyazdaysa beyaz oynadığı zaman rakip kampa doğru girecek. Beyaz şah oynadığı zaman rakip kampa doğru girecek. Beyaz şah oynadığı zaman şahı sıkıştıracak şekilde rakip kampa ilerleyecek. Yani tam o pozisyonda ve çapraz o pozisyonunda hamle sırası kimdeyse o avantajını kaybeder. Bir de üçüncü bir opozisyon çeşidimiz var. Yarım opozisyon arkadaşlar. Nedir yarım opozisyon? Gösterin. Burada aralarındaki kare sayısı önemli değil. Kaç kare olduğu, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, çift sayı mı, tek sayı mı önemli değil. Tek sayı olması veya çift sayı olmasını önemsemiyoruz yarım opozisyon. Neden yarım opozisyon deniyor? Sebebi şu. Şimdi bir hamlenin tanımı beyazlar oynar, siyah oynar, bu bir hamledir. Sadece beyaz oynarsa bu yarım hamledir. Şimdi burada bakın aralarındaki kare sayısı 4. Hiç önemli değil. Sıra beyazda olursa şah d3 oynayarak uzak tama pozisyon alıyor. Şah d1 oynayarak uzak, tabii ki şaha yaklaşmak daha mantıklı ama mantık olarak anlatıyorum. Uzak tama pozisyon alıyor. Yani yarım hamleyle, sadece beyazın hamlesiyle o pozisyon oluşuyor. Veya şah e3 geldiğimizi düşünün. Şah e7'de oynayarak siyah yarım hamleyle uzak tama pozisyon alıyor. Şah d6 geldiğini düşünelim burada. Beyazlar yarım hamleyle yakın tama pozisyon alabiliyor. Yarım hamleyle yakın çapraz pozisyon alabiliyor. Yarım hamleyle uzak tam pozisyon alabiliyor gördüğünüz gibi. Yani yarım pozisyonun mantığı da bu. Yarım pozisyonda da hamle sırası kimdeyse o avantajlıdır. Yani burada hamle beyazdaysa şah d4 ile şah f4 ile o pozisyon alabilir. Piyonların yapısına göre, piyonların bulunduğu yere göre. Eğer şah kanadında piyonlar varsa tabii ki şah f4 ile yanaşmak daha mantıklı. Vezir kanadındaysa şah d4 ile şahı sıkıştırıp vezir kanadına gitmek daha mantıklı. Burada yarım o pozisyonda hamle sırası önemli. Hamle kimdeyse o avantajlı olmuş oluyor. Yani o pozisyon tanımımız böyle. Şimdi ikinci temel kuralımızı anlatıp bırakacağım. Veya şöyle yapalım. Şimdi piyon finallerinde şah piyona şah da iki tane temel kuralımız var arkadaşlar. Kazanmak istiyorsak. Bu hata yapanlar çok çıkıyor. Gözlemliyorum. Turnuvalarda olsun, kamplarda olsun. Bakın. Şah piyona şah finallerinde ben kazanmak istiyorsam piyonum e8'e vezir çıkacak. Şahım e8'e yardımcı olmalı. Şahım e8'e yardımcı olması için de piyonumun önünde olmalı. Yani şah piyona şahın kazanç kuralı nedir? Birinci kural şah piyonun önünde olacak. İkinci kural o pozisyonu almış olacağım. Yani burada şah e5 oynayarak piyonun önüne geçti mi şahım? Evet geçti. O pozisyonu aldım mı? Yakın tam o pozisyon aldım. Şimdi siyahlar şah d7 oynarsa şah f6, çünkü e8 karesine destek olmaya çalışıyorum. Şah e8
Şah E6. Şah D8 oynarsa şah F7. Bakın E8'i kontrol ettim artık. Şah D7'ye E5. Artık vezir çıkıyorum gördüğünüz gibi. Vezir çıkmam engellenemedi. Yani temel kural neydi? Şahın piyonun önünde olacak ve o pozisyonu alacağım. Peki bu durumda beyazlar ne oynamalı? Şimdi temel kuralımızı düşünelim. Şah piyonun önünde olmak zorunda. Evet, şah piyonun önüne koydum. İkinci kuralımız neydi? O pozisyonu almak. O pozisyonu aldık mı? Hayır. Şu an hangi o pozisyon çeşidinde? Yarım o pozisyon. Yarım o pozisyonda kural neydi? Hamle sırası kimdeyse o avantajlıdır. Yani siyah şah E7 oynayarak maçı berabere yapabiliyor. Ama ben burada ne yapıyorum? Şahımı piyonun önüne geçiyorum ve o pozisyonu alıyorum, tam o pozisyon. Kazanıyorum. Neden? Çünkü şah E7 oynarsa, şah E5, şah F7 oynarsa çaptaz bir şekilde E8'e yanaşmam lazım. Şah D6. Eğer şah F6 oynarsa arkadaşlar, burada şah D7 oynamıyoruz E8'e destek olmak için. Çünkü piyonundan çok uzaklaştım ve berabere bitiyor. Piyonla beraber gitmem lazım E5. Yani eğer yatayda şahlar yakın tam o pozisyon alırsa piyon sürülebilir. E5, şah F7'ye. Bakın piyonum burayı tutmuş. Şahım da burayı tutacağı için şah D7 oynayabilirim. E8'i destekliyorum. E6'yı kontrol ediyorum. Gelemiyor. F6'ya gelemiyor. Piyonum var ki önemli değil gelse de. Bir sonraki hamlede E6, E7 ve vezir çıkıyorum. Yani temel kural şah piyonun önünde olacak ve o pozisyon alınmış olacak. Yani burada şah E5 yeterli değil. Şah D5 oynamak zorundayım. Şahın piyonun önünde olması ve o pozisyonu alması nedeniyle bu konum kazanç oluyor. O pozisyonun tanımını yaptık arkadaşlar. Şah piyona şahta iki temel kuralımız var dedik. Şahın piyonun önünde olması gerekiyor ve o pozisyonu almak gerekiyor. Bir de kısa bir şekilde savunmayı anlatacağım size. Ondan sonra bir sonraki konumuzda devam edeceğiz buna. Hamle sırası siyahta diyelim. Bakın böyle bir konum oluştu. Şimdi piyon şahın önünde, yani şah piyonun önünde değil. O yüzden kazanması çok zor ben hata yapmazsam. Burada zamanımızın çok az olduğunu düşünürsek çok pratik bir savunma yöntemi var. Size onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi önde olan taşı karşılamamız gerekiyor. Temel prensibimiz bu. Şu an baktığımız zaman önde olan taş hangisi? Benim şahıma yakın olan taş. Piyon. Piyonu karşılıyorum. Önde olan taş hangisi? Yine piyon. Piyonun olduğu dikeyde bekliyorum. Yan yana geldiklerinde şahı karşılıyorum. 6. yataya kadar arkadaşlar hiç önemli değil neyi karşıladınız. İsterseniz burada piyonu karşılayın. 6. yatayda şahı karşılamak zorundayız. Önde olan taş piyon. Piyonu karşılıyorum. Önde olan taş piyon. Piyonun olduğu dikeyde bekliyorum. Bakın 6. yataya geldi. Şahı karşılıyorum. Neden önemli bu 6. yatay? Burada ben piyonu karşılamayıp böyle gelsem şahı karşılamış olamıyorum 6. yataya geldiğinde. Çünkü sıra siyahta olduğu için oynamış oluyor ve şahı karşılayamıyorum. Ve vezir çıkıyor. Ama burada çok önemli değil. Mesela şah E6, şah E4, şah D7 oynayabilirim. Çünkü piyon 5. yatayda. Şah D5'e, şah E7 oynayabilirim. 6. yataya geldiğinde mutlaka öndekini karşılamam lazım. Bu temel kural. Yani burada önde piyon var. Piyonu karşılayacağım veya piyonun dikeyinde bekleyeceğim. Şahı geldi, şahı karşılayacağım. Diyelim ki şöyle bir konum oluştu. Özel bir kural olacak burada. 5. yatay çok önemli değil ama 6. yatayda gerçi çok önemli değil deyip bıraktım ama kafanız karışmasın. Burada 5. yatayda olan piyonlarla ilgili özel bir kural var. O pozisyona bakılmaksızın hamle sırası kimde olursa olsun 5. yatayda piyonu varsa beyazın, beyaz kazanıyor. Neden kazanıyor? Şah piyonun önünde olduğu için. Burada sıra siyahta olsun. Bakın karşılayamadı şahı. Burada sıra beyazda olursa şah E6 gelip o pozisyon alıyor. Biz buna dönelim. Şimdi burada şah E6, şah E4'e, şah D7 de gelebilirsiniz. Çünkü piyon 5. yatayda. Bir önemi yok. Ama temel prensip hep önde olanı karşılamak. Şah E7 oynuyoruz ama şah D7 de gelebiliriz. Yine şah E7. Önde olan piyon 6. yataya geldi. 6. yatay tuzaklar yatayı. Önde olanı karşıla. Yan yana geldi, şahı karşıla. Temel prensip önde olanı karşıla, yan yana geldi, şahı karşıla. Yani burada şah E6, şah E4 önde olanı karşıla. Yan yana geldi, şahı karşıla. Önde olanı karşıla. Önde olanı karşıla. Yan yana geldi, şahı karşıla. Bunu şuradan da başlatabiliriz. Göreceğiniz üzere.
Evet, konum bu. Yan yana geldi. Şöyle karşıla yapamadık burada. Hiç önemli değil. Çünkü daha piyon 3. yatayda bu. 6. yatay için önemli. Yan yana geldiklerinde şahı karşılama zorunluluğu. Sürdü. Önde olan piyon, piyonu karşıla veya bekle. Geldi. Şahı karşıla. Sürdü. Önde olanı karşıla, piyonu. Geldi. Önde olanın olduğu dikeyde bekle. Geldi. Yan yana geldi. Şahı karşıla. Sürdü. Önde olanı karşıla. Geldi. Önde olanın olduğu dikeyde bekle. Geldi. Şahı karşıla. Sürdü. Önde olanı karşıla ve berabere. Yani bunu bildiğiniz takdirde zamanınızın az olmasının bir önemi yok. Her zaman önde olanı karşılayın. Şah ve piyon yan yana geldiğinde şahı karşılamaya çalışın. Özellikle 6. yatayda kesinlikle şahı karşılayın yan yana geldiklerinde. 6. yataya kadar çok önemli değil şahı veya piyonu karşılamanız yan yana geldiklerinde. Ama 6. yatayda şahı karşılamak zorundasınız. Bu temel bilgiyle zamanınız azken bile şah piyona şahta kandıramazlar sizi arkadaşlar. Bir giriş yaptık oyun sonuna. Bunlarla ilgili konularımız devam edecek. Şah piyona şahta özel kurallarla ilgili konu anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Pratik de yollayacağım. Perşembe günü oyun ortası konusu anlatacağım size. Cumartesi pazarda pratik günler olacak belirledim. Salı, perşembe, cumartesi, pazar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar oluyor. Bazen laf atıyorlar. Hemen destekliyorsunuz. Merak etmeyin, artık eskisi gibi sinirlenmiyorum. Sadece yoğunluğumdan dolayı aksatıyordum kanalı. Daha düzenli hale getirmeye çalışacağım. Sadece canlı yayın yapamayacağım arkadaşlar. Çok yoğunum. 11'e kadar dersim oluyor akşam. Yorgun oluyorum. Canlı yayınlar bir süre ara verecek. Yaş gruplarına kadar neredeyse. Konularla ve pratikle devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.